Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün enerji ve frekansın önemi ve doğru kullanımından bahsedeceğiz. Çok önemli konular. Konuğumuz profesyonel koç ve eğitmen Sibel Özgür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelcilik Fakültesinden mezun olduktan sonra stajımı tamamlamak ve dil eğitimi almak için bir süre Amerika'da yaşadım. Çok güzel. Neredeydiniz? Amerika'da, Ohio. Ve çok New güzel, York. İki şahane. Yerde de bulundum. Evet. Yurt dışı tecrübesi çok önemli değil mi? Kesinlikle farklı öyle. Bir vizyon kazandırıyor. Kesinlikle ve öyle. Ve İngilizce ilerletmek de çok önemli. Çünkü dünyadaki yeni teknikleri, yeni yayınları takip etme imkanı veriyor. Kesinlikle öyle. Vizyonunuzu genişletiyor. Bakış açınızı değiştiriyor. Değişik kültürler tanıyorsunuz. Bu anlamda hem kendinize bir şeyler katmak anlamında da çok faydalı. Fırsat olursa mutlaka gidip görmek gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Neden bu işi seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Tabii ki kırılma noktalarım oldu. Şöyle söyleyeyim, aslında çok severek yaptığımı düşündüğüm bir mesleğim vardı. Turizm sektöründe uzun süre çalıştım. Fakat daha sonra olan bazı olaylar ya da olması gereken de diyebiliriz. Tabii. Bu açıdan bakarsak olan bazı olaylardan ve durumlardan sonra bir arayış içerisine girdim. Yani bir kendimi sorgulama içerisine girdim açıkçası. Evet. Sonrasında da aslında benim için en iyi olanın ve doğru olanın bu olduğuna inandığım için bu alana yöneldim. Yani kişisel gelişim alanına, işte yaşam koçluğu ve diğer kullandığımız, yaşam koçluğunda kullandığımız tekniklerle başladım. Çok güzel. Bugün buradayım. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Şimdi danışanlarımızdan gelen talepler şöyle. Danışan geldiği zaman yaşam koçunu elinde sihirli değneği olan, dokunduğu anda her şeyi değiştirebileceğini düşündüğü biri gibi görüyor aslında. Bunun böyle olmadığını danışana özellikle en başında sağlıklı bir iletişim kurarak, güven vererek, karşılıklı güven oluşturarak bunun aslında böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Talepler genellikle daha çok güç yönünde. Yani güçlü olmak için kişi, daha güçlü olmalıyım, daha zengin olmalıyım, daha başarılı olmalıyım yönünde geliyorlar. Aslında bunun altında yatan nedenleri arıyoruz ilk başta. Evet. Çünkü çok güçlü olma isteğinin altında çok değişik sebepler yatabilir. Ve mükemmel olmak istedikleri için gelenler de var. Mükemmel olmak diye bir şey zaten söz konusu değil. Bunun aslında mükemmel olmanın çok doğru bir şey olmadığını, mükemmel olmayan bir evrende mükemmel olmanın çok büyük bir zaman kaybı olduğunu, olmaya çalışmanın daha doğrusu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi de koçluğun en önemli kurallarından bir tanesi de kişinin kendisine vermek sorumluluğu. Yani hayatını değiştirebilmesi için o sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu hissettirmek. Bir anlamda böyle çok diyebiliriz. Çok önemli. Kesinlikle. İşinizin zor yanları nelerdir? İşimin zor yanları az önce de belirttiğim gibi aslında çok büyük beklentilerle ve farklı beklentilerle gelebiliyor danışanlarımız. İstekler sınırsız değil mi? Kesinlikle istekler sınırsız. Fakat hani diyorum ya elinde sihirli bir değnek varmışçasına hayatını tamamen değiştirme beklentisiyle evet. geliyorlar. Bu konuda biraz tabii ki zorlanıyoruz. Bazen de hani bunun böyle olmadığını, yaşam koçunun değişim serüveninde yalnızca bir yol arkadaşı olduğunu, kendi içindeki o muazzam potansiyeli fark ettiren kişi olduğunu anlatmaya çalıştığımızda şöyle tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Peki o zaman siz neden varsınız? Yani her şeyi ben değiştirebileceksem siz neden varsınız? Ya da şöyle bir soruyla karşılaşıyorum bazen. Ben mi değiştireceğim her şeyi? Evet, sen değiştireceksin. Tabii kişi isterse olur zaten. Kesinlikle öyle. Yani çünkü o potansiyel içinde var ama sadece korkularınla, kaygılarınla o potansiyelle aranda bir blokaj oluşturuyorsun. Özgüven eksikliği evet, değil mi? Aynen öyle. Etkiliyor. Maalesef. İşinizin keyifli yanları nelerdir? İşimin keyifli yanı, en sevdiğim yanı aslında insanların hayatlarındaki o değişimi sonrasında tabii biz ilk başta bunları konuşuyoruz, hayatlarındaki değişimleri takip ediyoruz ve zamanı geldiğinde yani doğru zaman geldiğinde koşuk sürecini noktalıyoruz. İşte o hani geri bildirim dönemi var ya takip ediyorsunuz hayatındaki değişimleri evet. kişinin. Orada o kişinin hayatında ufacık bir değişim bile olsa
sizi inanılmaz motive ediyor. Yani hayatlara bu, dokunmak değil mi? Kesinlikle onlara yol öyle. Göstermek. Çünkü onların potansiyelini de ortaya çıkarıyorsunuz. Herkes kendi potansiyelini bilmiyor. Kesinlikle öyle maalesef. Halbuki herkesin içinde muazzam bir potansiyel var. Yetenekler farklı. Kesinlikle herkesin öyle. Yeteneği tabii farklı. Ki, tabii ki öyle. İsteklere ve yeteneklere göre şekilleniyor bu. Evet. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim en güçlü yönlerimden bir tanesi sanıyorum çok sabırlı olmam. Ama tabii ki bu her zaman böyle değildi. Aslında çok sabırsız bir insandım ben. Tahammülsüz, tahammül eşiği çok düşük. Fakat daha sonra hayatta işte yaşadığım bazı durumlar, bazı olaylar sabretmeyi öğretti. Hepsinden önemlisi empati kurabilmeyi öğretti. Yani karşımdaki insanın yerine koymak, kendini onun gibi düşünebilmek ve onun bakış açısından bakabilmek. Ön yargılarımız olmayacak değil mi? Kesinlikle öyle. Yani algılarımıza dikkat etmemiz lazım. Her şeyi kişiselleştirmeyeceğiz. Kesinlikle öyle. İşte çok doğru söylediniz. Anahtar kelime bu. Kişiselleştirmek, kişisel almak her şeyi. Kendi üzerine alınmak. Halbuki sizinle hiçbir alakası olmayabilir. Evet. O kişinin karakter yapısıdır. Kesinlikle. Değil mi? O davranış biçimi. Kesinlikle. Ona aittir ama yani biz illa bizden ötürü o şekilde davranmıyordur. Hı-hı. Tabii ki. Şimdi meta programlar dediğimiz NLP'nin konusudur. Birazdan bahsedeceğiz. Tabii. Meta programlar dediğimiz kişinin algı filtreleri ya da çerçeve adına her ne diyorsak fark etmez. Meta programlar kişinin dünyaya bakış açılarıdır, pencereleridir. İşte herkesin farklı bir penceresi var ve bunun olduğunu bilmek, bunu fark etmek karşınızdakini sadece bir insan olarak görmenizi de sağlar. Çok önemli, kesinlikle. Evet. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve bununla nasıl başa çıktınız? Şimdi şöyle bir durum var bizim işimizde. Gerçekten değişmeye niyeti olan, buna açık olan kişiler gelir genellikle. Fakat bazen etrafın, çevrenin baskısı, ailesi tarafından işte yönlendirilmesi sonucu gelenler de oluyorlar. Diyorlar ki ben açık açık söylüyorlar. Ben sadece ailemi üzmemek için geldim. Onları kırmamak için geldim. Ben bunu baştan söyleyeyim. Sohbet havasında olsun. Bitsin gidelim falan. Kendisi inanmıyor esasında. Tabii ki inanmıyorlar. Tamam diyorum öyle bir durumda sohbet edelim. Sadece iki arkadaş gibi, dost gibi sohbet edelim. Ama o sohbetin sonunda bile aslında bazı şeyleri, o ilk geldiğindeki o bakışlarının değiştiğini görmek... Bir şeyler katıyor yine yani tabii bu görüşmeler. Ki, tabii ki. Yani mutlaka bir şeyi... Farkındalık bir yaratıyor. Bir açı bile değiştirebiliyorsanız, hı-hı, bir şeyi, bir insanın hayatında o gözlerindeki pırıltıyı görmek şahane bir duygu gerçekten. Kesinlikle. Hayatlara dokunmak değil mi? Kesinlikle. Yardım etmek çok önemli. Kesinlikle. Peki sizce başarı nedir? Bence başarı, aslında bunu şöyle tanımlamak istiyorum. Mesela benim en büyük başarı kaynağım başarısızlıklarımdır. Bir şeyler öğrendiniz değil mi ondan? Kesinlikle tecrübe öyle. Tecrübe edindiniz. En azından yapılmaması gereken şeyleri öğrendiniz. Kesinlikle öyle. Şimdi başardım, bugüne kadar başardım, her şeyin arkasında başaramadıklarım var. Çünkü başarısızlık başarıdan daha güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Evet. Kamçılıyor insanı. Kesinlikle öyle. Değil mi? Kesinlikle çok önemli. Öyle. Bugüne kadarki en büyük başarınız neydi? Bugüne kadarki en büyük başarım gerçekten istediğim şeyin peşinden gitmekti. Hı-hı. Yaptığı her işi tutkuyla yapan bir insanım aslında. Ama işte dediğim o meta programlar dediğim durum engelliyor. Tutkuyla yapmak istediklerinizin önünde bir blokaj oluşturuyor. Yaptığım her şeyi, içtiğim su, yediğim yemek de buna dahil. Yaptığım her şeyi tutkuyla yapmak, arkasından gitmek. Evet, kesinlikle. Bunu son zamanlarda daha çok başarabildiğim için ve giderek de daha da hani o frekansla daha çok rezone olabildiğim için daha mutlu bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. Ne yani. Güzel. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok aslında az önce de belirttiğim de hayatlara dokunmak değil başarısızlık mi? Aslında motive, hı-hı, eder. Çok ilginç gelebilir size, evet, belki ama evet. Kamçılıyor yani o değil mi insanı? Kesinlikle öyle. Şimdi bir şey başarma duygusu. Kesinlikle oluşuyor. Öyle. Kesinlikle. Şimdi bir şeyi başaramadığınızda bir köşeye çekilip ben bunu başaramadım demek yerine onun mücadele içindeki hayrı görüp kendinizi o potansiyeli kullanabilmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Kendinize. Değerlendireceksiniz. Aynen. Değil mi? Çok önemli. Hı hı. İşinizde hedeflediğiniz konum nedir?
Ya hedeflediğim konum aslında biraz kendimi akışa bırakıyorum. Yani çok bir şeyleri hedefleyip işte tabii ki hedefleri olmalı insanın ama hayat bazen hedeflediğiniz yönden çok daha farklı bir yöne götürebiliyor. Daha, yani hedefinizden daha güzel bir yere de götürebiliyor. Olabilir tabii ki. O yüzden o akışa bırakmak güzel bir şey. İnsana kesinlikle huzur veriyor. Kesinlikle. Değil öyle mi? Akışa güvenmek daha doğrusu. Evet. Yani. Peki enerji ve frekansın öneminden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi bu noktada kuantum konusu çok beni heyecanlandıran bir konudur. Evet. Nikola Tesla'nın bir sözü var. Hı-hı. Diyor ki evrenin sırrını çözmek istiyorsanız evrendeki her şeyi ama her şeyi enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünmeniz gerekiyor diyor. Canlı cansız tüm varlıkların sahip olduğu bir şeydir titreşim ve bu titreşim değişik frekanslar yaratır. Yüksek titreşimli insanlar yüksek frekanslarla rezone olur. Demek istediğim şey şu, yani ne kadar titreşiminizi yükseltirseniz, motivasyonunuzu yükseltirseniz ve vizyonunuzu genişletirseniz o kadar yüksek olasılıklarla uyumlanırsınız. Başarıyla uyumlanırsınız. Hayal ettiğiniz, istediğiniz hayatı yaşamak için daha rahat olursunuz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bu anlamda enerjiyi ve frekansı doğru kullanabilmek çok ütopik, çok zor ya da profesyonellik gerektiren bir durum değil. Herkes bunu yapabilir. Doğru, sadece biraz doğru tekniklerle ve içe yönelerek aslında. Evet. Yani kişi içine yönelmeli. İçiyle iyi iletişim kurmalı. Kendisiyle barışık, kriteli, değil mi? Huzurlu. Kesinlikle yani öyle. Ve cesaretli olmak, değil mi? Özdeğer önemli. Kesinlikle. Yani bu tür konulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Özellikle şunu iletmek istiyorum. Mükemmel olmaya çalışmadan, içlerindeki en yüksek kapasiteyi kullanarak, en iyi motivasyonu sağlayarak yapabildiklerinin en iyisini yapmalarını ve iç seslerine güvenmelerini, iç seslerinin rehberliğine güvenmelerini, kendilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Yani çok bir önemli. Adım atmak kesinlikle önemli olan. Her zaman yani ilerlemek için gayret edeceğiz, değil mi? Kesinlikle emek öyle. Emek vereceğiz. Ya bu şöyle bir şey değil. Yani sürekli hayat koşuşturmacası içerisinde modern dünyada bir şeylere yetişmeye çalışmak değil. Kendini de dinleyerek ruhuyla uyumlu bir şekilde hayatı daha sakin, daha sade ve basit yaşayarak aslında. Çok önemli. Kendi kapasitesine dinginlik, göre. Dinginlik, değil mi? Kesinlikle. Denge içinde olmak çok önemli. Kesinlikle öyle. Bugünkü konuğumuz profesyonel koç ve eğitmen Sibel Özgür'dü. Katılmanız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de bu nazik davetiniz için size çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Benim teşekkür için de ederim. Çok mersi. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.